Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. 15 Mart İslam Öçmenlikiye Karşı Turuş Günü kılıp bekildi. Birleşken Devletler Teşkilatı 15 Mart gününü Xalqara İslam Öçmenlikiye Karşı Turuş Günü kılıp bekildi. El Cezire Toru'nun bu aktiki haberde bildirilmişçe, BDT Umumi Kengişi'ye azab 193 devletin vekillerinin makulleşi bilen her yıla 15 Mart İslam Öçmenlikiye Karşı Turuş Günü de bekildiğen. Bu teklifini Pakistan hükümeti oturuğa koygan bulup, Kengiş azalarının birde kolleşi bilen makullangan. Çekleş küçüge ige bolmugan bu kararda xalqara cemiyetinin tırışçalıqını küçeytip, dünyavi diller ara diyalogqa rehberlendirip, insani hukuklarga hürmet kılış, din ve itikadın köp xalqını asas kılgan ken kursaqlıq ve tınışlıq medeniyetini ilgiri sürüş talep kılıngan. Kararı yine, kişilerinin dini, itikadi ve ularının dua tılave sorularga kartılgan barlıq zoravallı hareketler ve kılmışlarının katlıq absuslunqalıqı ibadilengen. Bu kararda barlıq azza devletler, Birleşken Devletler Teşkilatı sistemisindeki organlar, xalqara ve rayonluq teşkilatlar, ammevi teşkilatlar ve dinli teşkilatlar İslam'a üçmenli kılıç hadislerge karşı turuş tunuşunu aşırış ve karşı turuş hareketini kollaşka çakırılgan. Birleşken Devletler Teşkilatı yine Müslümanlarga kartılgan üçmenlik fikirlerinin künsire küçü yotkallıqıdın xalqaranı agahlandırıp, bu meselenin 2001 yılı yüzbergen 11. sentabr vakasının kin evcige çıkallıqını bildirgen. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, xalqara cemiyette Müslümanlarının kemsiz ve üçmenlik kılıçının yukarı seviyeye yitip kılvatkallıqını bildirgen. Ve barlıq devletlerine İslam düşmenliki sebeplik az sallıq Müslümanlar duş gelgen kemsiz kılmışlarga takabül turuşka çakırgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın din ve itikad erkinliğinin meselesine mesul alayda dokulatçısı Ahmet Şehit, Nurgun devlet, rayon ve halkaralık organlarına bihaterlik tehditini bahane kılıp, Müslümanlarga münasip kelmeydigan tedbirlerini utturğa koydu degen. Teşkilatlar birliği Balıkesir'de yine köplügen organlarını ziyaret kıldı. Xalqara Şarqiy Türkistan Teşkilatları Birliği'nin teşkillengen heyet, Türkiye'nin Balıkesir vilayetindeki ziyareti devamında yeni bir kısım organlarını ziyaret kılıp, Şarqiy Türkistan davası hakkında sohbetleşti. Şarqiy Türkistan Maarif ve Hemkara Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman, Şarqiy Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyeti Reisi Abdülvaris Khotan, Şarqiy Türkistan Ölümalar Birliği Başkatibi Abdurazak Ucad, Stuq Burakhan İlim ve Medeniyet Vakfı Muavin Reisi Ömer Qarahacim ve Şarqiy Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklimakan Katarlıklar Teşkillengen Hayat, 16 Mart Keşte 6 Eylül Rayonluk Hükümet Başlığı Hasan Avcı'nı ziyaret kıldı. Hayatını Hasan Avcı Efendi öz işhanısı da kütü aldı. Söhbet devamında Şarqiy Türkistan vaziyeti, Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyati tunishtirildi. Hay'at oxirida Hasan Avcı Efendi'ye Şarqiy Türkistan bayrağı ve bayrağı tushirilgan xotira buyumi taqdim qildi. Teşkilatlar bo'liki hay'ati orqadan Balıkesir vilayetlik yaşlar ve tentarbiya modulini ziyaret qilgandan keyin Balıkesirdagi yana bir qism jamoat arboblari ve teşkilat mas'ullari bilan ko'rishib, Şarqiy Türkistan davosi haqida suhbat o'tkizdi. Teşkilatlar bo'liki hay'ati bugun yana Muharrem Hasbi Anadolu to'liq o'tir maktabini ziyaret qildi. Ve okutukça okukçularga Şarqiy Türkistan'a tunuşturup leksiya sözüldü. Abdülahad Abdurrahman Efendi ve Abdusalam Teklimakan Efendi ayrım ayrım söz kılıp, Şarqiy Türkistan'ın növetki eğir vaziyetini, Xitay'nın bütün dünyaya keltürgen tehditlerini tepsili düşündürüp ötü. Hayat ahırda yana Balıkesir Üniversitesi'ni ziyaret kılgan bulup, Üniversitet Müdürü Profesör Doktor İlter Koş Efendi ularını öz işhanısı da kütü aldı. Ziyaret jarayonida Şarqiy Türkistan vaziyeti ve Türkiye'de o'qiyotgan Uyghur o'quvchilarining umumiy ahvoli tunishtirib o'tildi. Oxirida İlter Efendi'ye Şarqiy Türkistan bayrağı ve bayrağı tushirilgan xotira buyum taqdim qilindi. Yevropa parlamentida Uyghur majburiy emgeki meselesi kun tartibga keltirildi. 16 Mart Yevropa parlamentida Rossiya-Ukraina urushi ve dünyanın her kaysi caylarıdaki insani hukuk krizisleri hakkında çoğun külemlik yığın ötküzülgen bulup, Uyghur mecburi emgeki meselesi mi kün tertipke keltürülgen. Meskör yığında Rusya-Ukrayna uruşu asaslıq teme bolganını sırt, Avrupa parlamentinin kişili hukuk komitide mecburi emgeki karşı ispat anlaş yığına ötküzülgen. Meskör yığınğa Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas, Uyghur Tetkikat Merkezi'nin reisi Abdülhakim İdris iştirak kılgan.
Xitay rejimi Şerqi Türkistan'da davamlaştırıp atkan irqi qırğınçılıq cinayetini küçlük delil ispatları bilen dünyaya aşkarlap kelgen Germaniyalı tadqiqatçı Doktor Adrian Zinis ispat anlaş yığınığa tor arqılı qatnaşqan bolup, Uyğur mecburi emgeki haqqıdaki suallarga cevap bergen. Doktor Adrian Zinis Xitay rejiminin Şerqi Türkistan'da jaza lagırga qamalgan xalqını mecburi emgeke silipli qalmay, yine lager sırtıdaki xalqnımı namıratlıqını tükütüş namıda sistemilik mecburi emgeke silinip atkalıqını Xitay şirketlerinin bu cinayetlerine masışıp kilovatkalıqını, Xitay rejiminin bu siyasetini davamlıq icra kılışını planlıqalıqını bildirgen. O sözü de yine, Avrupa İttifakı'nın mı Amerika hükümeti yoluğa koyan Uyğur mecburi emgekini çekiliş kanunu okşaş küçlük tedbirlerini oturuğa çıkışı kereklikini, bu cinayetlerine çetişli Xitay emelleri ve şirketlerine ceza yürgüzüşü kereklikini tekitilgen. Türkiye'deki bir kısım organlarda Şerqi Türkistan vaziyeti tunuşturuldu. 16 Mart Türkiye Yaş İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk Yaşlar Vakfı'nın kız okuyucuları mektep rayonunda Şerqi Türkistan'ın nöbetteki ciddi vaziyeti tunuşturuldu. Şerqi Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin reisi Münevver Öz Uyğur Hanım 16 Mart Çüştünken Yaş İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ayarlar komitesinde Şerqi Türkistan'ın kısıkça tarihi, nöbetteki ciddi vaziyeti ve Xitay'ın irqi qırğınçılıq cinayetini tunuşturup ötti. Münevver Öz Uyğur Hanım şu günü keşte yine Türk Yaşlar Vakfı'nın kız okuyucuları mektep rayonunda leksiye sözlep, Şerqi Türkistan vaziyetine münasebetlik sürat, videoları ve istatistikli malumatlar arkalık tepsili bayan kıldı. Faaliyetke iştirak kılgıçları özlerinin Şerqi Türkistan'da zulüm barlıqının xavri barlıqını, ama ehvalının bunçilik eğir ve içinişlik ikerlikini oyla bakmalıqını, bu leksiye arkalık Şerqi Türkistan vaziyeti bilen kayıtıdan tunuşup çıkalıqını bildirişti. Xitay paraxotları Yaponiya dengiz tevelikige büsüp girdi. Xitay bayrağı isilgan 4 dengiz kırgıqı muhafizat paraxotı Şerqi dengizinin Sinkaku araları etrafıdaki detalaşlıq Yaponiya dengiz tevelikige girdi. Okinawa'nın ülkesinin Naha nahiyesinde turuşluk 11. rayon dengiz kırgıqı muhafizat merkezi Xitay paraxotlarının Yaponiya dengiz tevelikideki teşu aralığa yıkılışıp Yaponiya qırmağıdaki talaş tartış rayonda tahminen 2 saat turğandan keyin Kubashima aralının 25 kilometre şerqi şimalığa qarap ilgirligenligini uqturğan. Bayanatta Yaponiya dengiz qırğığı muhafizat etiratının rayondan ayrılış toğrusidagi ogahlandırışdan keyin Xitay paraxotlarının rayondan ayrılganlığı qayd qilingan. Şerqi dengizdeki Sinkaku taqım aralları 5 aral 3 qiyalıqtan tarkib tapqan bolup adamsız bu arallar uzundan buyan iki taraf otursidagi ilgili huquq ve da talaşlarga sebep bolup kelmekte. Amerika Kengash Palatası Putin haqqida qaror loyihasi ma'qulladi. Amerika Kengash Palatası Rusya Prezidenti Vladimir Putin'ga urush jinoyati delosi turg'izishni o'z ichiga olgan qaror loyihasini tasdiqladi. Mazkur qaror loyihasi Rossiyaning Ukrainada o'tkazilgan urush jinoyatini tashkirishni o'z ichiga olgan bo'lib, 20 dan ortiq jumhuriyatchi Kengash Palata a'zosining imzosi bilan Kengash Palatasining umumiy kengashiga sunilgan. Bu qonun loyihasida Putinning urush jinoyati deb ta'riflanganligi hammaning diqqatini tortgan. Karar lahiyesinde Putin'nin buyruğu bilen Ukrayna'ya hücum kılgan Rusya armiyesinin uruş cinayeti sadır kılgallığı ve halkara organlarının bularına teşhirişi kereklikini tekitligen. Cumhuriyetçiler Partiyesi bilen Demokratçiler Partiyesi'nin Kengash Palata azalları mezkur kanun lahiyesini toluk kollugan. Amerika Prezidenti Joe Biden Aksaray'da bir muhbirinin siler yüz bergen şünce köp işlerden keyin Putin'ni uruş cinayetisi deb ataşka tayar mı degen sualığa yak deb cevap verip zaldın çıkıp ketgen. Ama arkadan zalga kayıtıp kirip Putin'ni közde tutkan halda o bir uruş cinayetçisi degen. Rusya Prezidentlik Mahkemesi'nin bayanatçısı Dmitri Peskov, Prezident Biden'nin Putin toğrusudaki sözüge derhal inkas kaytırıp, dünya miqyası da 100 minglığan kişinin Amerika'nın bombileri de ölgelikine, şuna Biden'nin bu hıl sözlerini kobul kılışka ve keçürüşke bolmaydıqalıqını bildirgen. Saudi Arabistan Xitay puluğa nefes setip beriş toğrusuda söhbetleşmekte. Saudi Arabistan Xitay'a setip berdiğin nefitnin bir kısmını yuan boyunca hesaplap setip beriş toğrusuda Beijing bilen aktif söhbetleşi vatkallıqını uqturdu. Wall Kutisi gizitinin bu aktiki membelerini asas kılığan xabirde etilişçe, eğer işkitere birdeklik hasıl kılalasa, Amerika dolarının dünya nefit bazarıdaki hükümranlık oranından tüvelişi ve dünyanın en çok ham nefit eksport kılgıçısının Asya'a yüzülünüşü ihtimallığı bar iken. Xitay Saudi Arabistan eksport kılgan nefitinin 25%'ten köperekini setu aldıgan bulup, Saudi Arabistan'nın 6 yıldın buyan davamlaştırıp atkan, Xitay'a yuan bahası biktip, nefis setip beriş kilişimi tüzüş söhbetleri bu yıl tıxımı jallangan.
Kazakistan derecenin taşkırı prensitlik tüzümünü emelden kaldırdı. Kazakistan prensiti Kasım Cumar Tokayov, Kazakistan'ın növetki derecenin taşkırı prensitlik tüzümünü ahırlaştırgalıkını ve parlamenti küşülük bilen prensitlik tüzümge ödüdüğalıkını elan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Kazakistan prensiti Kasım Cumar Tokayov bu islahatının aldı bilen izcil demokratiyelişini ve devletinin mukumluğu ve başkuruşunu kapaletlendirişini maksat kılgalıkını bildirgen. Tokayov'un yeni Kazakistan endişesini berpa kılışını maksat kılgan 8 maddelik islahat planına asasen, Kazakistan'ın növetki derecenin taşkırı prensitlik tüzümü ahlaşıdıkken ve parlamenti küşülük prensitlik tüzümüge ötüdüken. Bunun bilen prensit vezipige oltırsıla siyasi partiyanın azası bulanmaydıkken. Bununla asasen prensit Tokayov hakimiyet peşindeki parti amanatının reislik müddetini ahırlaştırırken, bununun başka merkezi saylam komiteti, maliye komiteti ve asasi kanun kengişi katalık organlarının başlıkları ve azaları siyasi partiyelerin azası bulamaydıken, bivasa karışlık şehir başlıkları ve ülke başlıkları partiyelerde yukarı derecelik oranı ilgilenmeydiken, onun başka bu kanunga asasen prensitin yakın tukallarının devletli yukarı derecelik oranlarına ve yerim amibi şirketlerde vezipige kuyuluşu kanun boyunca çekilindiken, parlamentin yukarı kanatı bolgan kengiş palatasının terkibide özgürüş buldiken, fakat parlamentin tüven palatasınınla kanun çıkarışı hukuku buldiken, bivasta karışlık şehir başlık namzatları ve ülkelerinin vali namzatları yerlik parlament tarafından vasitlik saylam arkalık bekletilirken, Cizgazgan ve GTSU katalık yeni ülkeler kurulurken, islahatının küçüke ilgi buluşu için yıl ahırgıca 20 kanun makulunduğun bulup, şunun bilen birge asasi kanunun 30 netçi maddesine tüzeltiş kirgizülürken. Türkmenistan'da prensitlik saylamı ahırlaştı. Türkmenistan'da 12 Mart'ta ötküzülgen prensitlik saylımıda Serdar Berdi Muhammedov galibi kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, 6 milyon 200 bin etrafında nüfusga ige Türkmenistan'daki 3 milyon 435 bin'nin artık saylıgıcının 92.12% bile taşlaşka katlaşkan bulup, saylamda 9 namzat rekabetleşken. Serdar Berdi Muhammedov umumi avazdan 92.97% erişken bulup, Türkmenistan'dan yeni prensitte bulup saylangan. Hürmetli televizyon izleyiciler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.